Gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar. Gülü gül ile tartarlar. Çarşı pazar güldür gül demiş ve gülle başlamıştık Isparta'yı tanıtmaya. Yine hatırlayacaksınız, gülün serüvenini takip etmiş, yağ olup şişeleninceye kadar bırakmamıştık ardını. Sonra halı tezgahlarına uzanmış, çiçekten yıldıza, salkım saçak sanatımızı işleyen kahırlı ellerin sahipleriyle dertleşmiştik. Halı, genç kızlarımızın mektubuydu sanki, sırdaşıydı. Duyguydu, hüzündü, sevgiydi, sitemdi, hasretti, vuslattı, ayrılıktı, gurbetti, düğündü, dernekti, kandildi, ibrikti. Hasılı bizi anlatan bir kitaptı o. Sonra motifleri manalandırmıştık. İç içe zarflar, gurbetten beklenene, bulut, yağmur hasretine, boynu bükük karanfil, umutsuz aşka. Gülse ona işaretti, alemlerin efendisine. Evliya Çelebi'nin Medine-i Müzeyyen diye tarif ettiği şehirde camileri, sonra türbeleri dolanmıştık. Ardından bükük belli evleri çalışmıştık görüntülemeye. Ama bunlardan biri başkaydı. Bambaşka. Zira zilinde Bediüzzaman Said Nursi yazıyordu. Talebelerinin restore ettiği bu evde kaleminden misvana, çinko cezvesinden yün çorabına, kitaplarından arabasına üstadı anmıştık fatihalarla. Gölcük Gölü'nden billur renkli su, kıyısından çeşit çeşit çiçek ve dağ manzaraları derlemiştik. Sonra son devir siyasi hayatımıza yön veren bir köye girmiştik. İslam Köyü. Atabey'de Ertokuş Medresesi'ni ve Kurşunlu Camii'ni görüntülemeye çalışmış, Mübarezettin Ertokuş ve Defterdar Burhanettin Efendi'yi yad etmiştik. Ağzımızda helva gibi eriyen kuzu kebabının tadı damağımızdaydı hala. Güllü lokum, gül reçeli, gül jölesi, güllü sabun ve sakız almıştık dostlara. Yalvaç'ta gücünün zirvesindeyken Muaviye radıyallahu anh'ın bir avuç mücahidine teslim olan Antiyokyalıları işlemiş, Roma'nın şahsında ihtirasın, ihtişamın ve sefaatin yıkılışını incelemiştik. Yaşlılarla Emir, Salur ve Yalvaç beyleri konuşmuştuk çınar altında. Sonra sanatkarlar arasına girmiş, semerciyle dikiş atmış, keçeciyle yün serip yün dövmüştük. Desen dizmiştik hasır üstüne.
Motorlu araçların öldürdüğü meslekleri tanıtırken saraçlara atlayamamıştık tabii. Körük, örs, balyoz, çırçır topu, at arabası tekeri, nal ve nihayet mıh. Şarkı Karaağaç'a Ulu Camii'nden girip Kızıldağ'dan çıkmıştık. Bir başka yerde rastlamadığımız boy ve çeşitte sedir ağaçları bulmuştuk orada. Buzdan soğuk, şekerden tatlı sular içmiştik pınarlarından. Gelen dosta Mirya Kefalon'la Bizans'ı kahreden Selçuklu'yu anmış, Kudret Han'ından Avşar Köyü'ne ecdat izi taranmıştık. Toroslar arasından gülümsemişti bize sütçüler. Kekik içmiştik havuz başında. Yeşildere Vadisi'nde su vurmuştu başını taşlara, koşmuştu uğulduya uğulduya. Onu takip edip kaynağını bulmuş, çıktığı mağarayı sunmuştuk sizlere. Burası, yeraltı sularının gök mavisiyle kucaklaştığı bir noktaydı, unutmadıysanız. Toroslar, sanlı yaylası, yılkı atları, kıl çadırlar ve bize bal ikram eden yörükler. Hatırlayacaksanız, Isparta bitmedi demiş, ilave etmiştik. Devam edeceğiz. Ve sözümüzde durduk işte. Evet, bugün Isparta'nın bir başka kazasını tanıtacağız size. Eğirdir'i. Yörede yeşile doyuyor gözlerimiz. Birinin bittiği yerde, diğerinin başladığı bahçeler. Özellikle sert, sulu, kokulu elması ve kütür kütür kirazlarıyla tanınır Eğirdir. Buranın toprağı ve iklimi, meyvecilik için fevkalade elverişlidir. Kaldı ki, su kanalları koşup yetişir en ücra köşelere. Dallardan taşan bereket sepetlerle ulaştırılır tüketiciye. Ucuz ucuz sunulur taliplere. Eğirdir Gölü, cam göbeği renginde sularıyla İsviçre göllerini kıskandıracak manzaralar sunar gözlerimize. Yosun kokulu rüzgar önüne dalgaları katarak koşar sahile. Kamışlar ıslık çalarlar akşam yeliyle. Göl kenarında şirin bir kasaba ya da yeşille mavinin kucaklaştığı belde tarzında takdim yanlış olur. Eğirdir'den, Eğirdir tarihinden alınacak dersler vardır zira. Bu iklimde
önce şunu hissediyorsunuz. Bizans'ın hitamını, İslam'ın kıyamını. Pisidya'nın kuruyuşunu, Felekabad'ın yeşerişini. Bölgede ilk İslam sancaklarını, İstanbul'u fethe koşan şanlı sahabe ordusunun dalgalandırdığını biliyoruz. Ardından Battal Gazi yöreye düşmüş yıldırım gibi. Derken Abbasi ordusunun 120 bin güzide askeri hakimiyeti ilan etmiş. Dengeler tekrar değişmiş. Bu kez Hilal'le tanışan Alperenler kaldırmışlar sancağı. Malazgirt ve Miryakefalon'un ardından Emir Mengicek, Emir Artuk, Emir Danışmend ve Mübarezettin Ertokuş gibi gaziler at koşturup pala çalmışlar. Nihayet Gıyasettin Keyhüsrev devrinde durulmuş ortalık. Alaaddin Keykubat Eğirdir'e çok önem vermiş. Mimarlığı, saraçlığı, hattatlığı olan ve güzel şiir söyleyen bu sanatkar sultan hayalinde ne varsa yaptırmış Eğirdir'e. Camiler, medreseler, kervansaraylar, şifahaneler ve imaretler açtırmış. Alaaddin Keykubat güzel ahlakı, adaleti, tükenmeyen dinamizmi ve zirvede tuttuğu cihat ruhuyla otağı kurmuş gönüllerde. Güzel günlermiş o günler ama tez geçmiş. Bölgenin korkunç bir istilaya maruz kaldığını biliyoruz. Sarıbenizli Moğollar ilim ve sanatın düşmanı, alim ve fazılın hasmıydılar. Gölün rengi cam göbeğinden kızıla döndü. Ilık buharlar yükseldi pıhtıların üstünden. Alevler sardı gökyüzünü. Ve biliyorsunuz neticede takatten düştü Selçuklular. Otorite boşlukları belirdi. İşte o hengamede Uluborlu Uç Beylerinden Hamit Bey istiklalini ilan edip devletini kurdu. Hamidoğulları en parlak dönemini Dündar Bey devrinde yaşadılar. Bu zarif insan beyliğin merkezini Uluborlu'dan Eğirdir'e taşıdı. Ve bu beldeyi baştan başa imar etti, büyüttü. Nakış nakış işledi kuytularını bile, çiçeklerle bezedi dört köşesini. Dündar Bey'in bize miras bıraktığı en gözde eseri medresesidir. Yaklaşık 700 küsur yıllık bina, taşını yontanın mı yoksa harcını karanın mı ihlasından bilinmez, dün yapılmış gibi sapasağlam ayaktadır hala. Her ne kadar Dündar Bey vasiyetinde şu kubbe altında daim Kur'an-ı Kerim çınlıya dediyse de günümüzde alışveriş merkezi yapılmış medrese. Nice alimlerin, abidlerin, fazılların, şairlerin yetiştiği bu mekanda bikini, şort, şişme ördek, plaj terliği ve sebze özlü güneş yağı pazarlanıyor şimdi. Yine plakçının teki, Ferdi'den Orhan'a arabesk ve Madonna'dan Michael'a pop sunuyor. Vatı yüksek kolonlar yankılanıyor, ayet işlemeli revaklı avluda. Bu arada ahşap tavanıyla tarzının zirvelerinden olan cami acilen restoreye muhtaç. Ancak Eğirdirlilerin başvuruları hep sümen altı olmuş nedense. Bırakın onarımı, cevap bile vermemişler taleplerine. Çok acıdır ki Yazla Mahallesi'nde Baba Sultan Türbesi'ne giden yolda Mübarezettin İshak Bey'in vasiyeti üzerine Hicri 736 senesinde yaptırılan hankâh 1930'lu yıllara kadar sapasağlam gelmesine rağmen o yıllarda sebepsiz, mesnetsiz ve keyfi olarak yıktırılmıştır. Yekpare taş haline gelen kubbe, kazmalarla parçalanamamış, sanat ve tarih düşmanları binanın tahribi için dinamit kullanmak zorunda kalmışlardır.
İbn Batuta'nın alim, fazıl ve fakih olarak bahsettiği Müderris Musluhiddin, Hamidoğullarının Şeyhülislam'ıdır. Yeşilada'da metfundur. Baba Sultan. Bazılarına göre Timur'un kerametine, bazılarına göre de sözlerine vurulduğu söylenen büyük bir velidir. Onun hürmetine Timur, Eğirdir'e dokunmamıştır. Hamidoğlu Hızır Bey, haç esnasında Mekke-i Mükerreme'de tanıştığı büyük alim ve veli Berdai Hazretlerini Eğirdir'e davet eder. Berdai Sultan teklifi kabul edip beldeye gelir ve insanları irşada başlar. Berdai Sultan'ın damadı Pir Muhammed Huyi Hazretleri ve Seyyid Muhammed Çelebi Sultan unutulamayan manevi zirvelerdir. Yine Yazla kabristanlığında Mehmet Çelebi Sultan'ın dünyaya ehemmiyet vermeyen kızı Şehri Banu ile efendisi Tokatlı Şeyh Burhanettin Efendi metfundur. Şeyh Burhanettin Bursa'da Şeyh Nasuh'tan ders almış, teveccühlerine mazhar olmuştur. Halifeleri Şeyh Nasuh'a, "Efendim, Burhanettin Efendi sizden tarikat ahvalini öğrenmeye geldiler." dediklerinde Şeyh Nasuh ağlamış ve "Halbuki biz Çelebi'den görmek isteriz. Dedesi ulu alim Şeyh Muhammed Çelebi Sultan'ın nazarı bundadır." buyurmuşlardır. Hasılı Eğirdir, türbeleri bakımsız ve perişan da olsa veliler diyarıdır. Anadolu'muzun pek çok köşesi gibi. Rabbim Celle Celaluhu şefaatlerine kavuştursun. Cümlemizi.